Rumeli lezzetlerinden merhaba. Bugün Saraybosna'nın Sarajevo'nun, Bosna Hersek'in başkenti Başçarşıya'nın en meşhur lezzetlerinden burek tarifini paylaşacağız. Başçarşıya'da burek denildi mi şöyle bir durulur. İnanılmaz lezzetlidir zaten. Saraybosna'nın börekleri çok meşhurdur. Başçarşıya'da da börekçiler, köfteciler çok meşhurdur. Evet. Gelince. Biz Saraybosna'ya indiğimiz gibi hemen Başçarşıya'ya gideriz. Bir börekçiye uğrarız daha eve geçmeden. Böreğimizi alır, öyle bir kahvaltıda tüketilir, akşam yemeğinde tüketilir. Her saatte börek tüketebiliyoruz. El emeği göz nurudur bu böreklerimiz. Evet. Çok lezzetli oluyor. Ki yapan albalarımız da çok hamaratlı oluyor. Sağ olsunlar, bugün ellerine sağlık. Bugün Saraybosna'nın böreğini yapacağız ama bu börek bir başka. Genelde börekler patatesli, kıymalı, kuşbaşılı, ıspanaklı, patatesli olabiliyor. Bu börek gül böreği şeklinde. Burek. Burek, bir de burecika dediğimiz bir böreğimiz var. O da çok güzel oluyor. Yoğurtlusu oluyor. Burek en güzel böreğimiz diyebilirim. Gül böreğimiz burek yapımına başlayalım o zaman. Başlayalım. Önce malzemelerimizi sayalım. 1 kilo unumuz var. Yarım kilo kuşbaşı etimiz var. 3 patatesimiz var. 3 soğanımız var. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. 100 gram tereyağı. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Ve göz kararı ekleyeceğimiz suyumuz var. Hemen ben şimdi eldivenlerimi takıyorum ve hemen hamur yoğurmaya başlıyorum. Yine bu hamuru yoğurmaya başlarken çukur mu açıyoruz, ne yapıyoruz? Hemen önce kenara çok az bir şey un alacağız. Sonradan lazım olabilir diye tekrar tuzumuzu koyup başlayacağız. Genelde bu çok karıştırılıyor. Hani göz kararı su, işte kulak memesi kıvamı, o kıvam nasıl oluyor? Şimdi o belirli bir yapmadan sonra herkes alışıyor. Yeni yapanlar için ölçerek koyuyorum ben normalde. Evde ölçmüyorum, göz kararı unu koyup böreğe öyle başlıyoruz. Hemen şöyle çok az bir şey kenara çekeceğim unu. Bir yemek kaşığı tuzumu hemen şöyle ilave edeceğim. Ve hemen yoğurmaya başlayacağım. Çukurunu açmış oldum. Evet, hemen şimdi yoğurmaya baş. Birden çok fazla su ilave etmeyeceğiz, yavaşça suyu gerektikçe. Suyu ılık şekilde ekliyorsun. Evet, normal oda sıcaklığında su yeterli bizim için. Şu sıcak şekilde. Su eklediğimiz tarifte Massenitsa tarifi. Kaynar suyla yapın. O da çok lezzetli oluyor. Massenitsa tarifinde o baruşa da deniliyordu Massenitsa'ya. Evet. Şöyle yeterli unumuz. Yani şöyle yoğurmaya devam edeceğim. Güzelce yoğuracağız. 3 malzeme. Un, su, tuz. Her evet. Börek yapımında bu evet. Kadar az malzeme ile bu kadar lezzetli börek yapıyoruz. Ki biz seninle çok fazla börek yaptık. Her evet. Çeşidini yaptık. Bal kabaklısından tutun da kabaklı börek, bal kabaklı, pırasalı, Arnavut börekleri. Ciğerli börek. Hepsinin yeri farklı. Ciğerlisine kadar yaptık. Ama benim favorim bu börek. Bu börek bir başka. Memleket böreği olduğu için. Kesinlikle. Rahmetli anneannem de bu böreği çok yapardı. Yine biz o geleneği devam ettiriyoruz. Bayramlarda, özel günlerde ilk börek dendi mi, boşnak böreği dendi mi bizim evdeki börek budur. Tabii diğer börekler de kol böreği şeklinde oluyor, boşnak mantısı şeklinde oluyor. Çok lezzetli oluyor ama favorim bu. Senin favorin hangisi? Benim için bütün börekler güzel. Ben en çok zelaneyi seviyorum. Zelanik uğraştırıcı. Biraz hepsi uğraştırıcı. O biraz daha boşuna zahmetli. Demiyoruz. El emeği istiyor. Göz nuru böreklerimiz diyoruz. Şöyle biraz yoğuracağım. Onu sonra dinlenmeye alacağım. Dinlenirken de patateslerimi soyup soğanlarımı soyacağım. Evet Canancığım, hamurumun yoğurması bitmek üzere. Gördüğün gibi. Evet. Güzel bir hamur oldu. Bu şekilde ne kadar yoğuruyorsun ve ne kadar bekleteceğiz? 5 dakika yoğurmamız yeterli. Hemen şunu şu şekilde toplayacağım. Ve... Çok fazla yoğurmaya da gerek yokmuş. Hayır hayır, çok 5 dakika yoğurdum mu yeter. Yani mesela böyle düşündüğüm bir aşama oluyor mu? Acaba su eklesem mi? Acaba yeterli kadar unu var mı? Un eklemeli mi? Yok, aşağı yukarı şu ayırdığımız undan sonra açmak için lazım olacak. Başka gerek yok işte, yumuşak. Evet. Parmak, kulak memesi dediği yumuşaklıkta şöyle bir hamur oldu. Aynen, hemen... Parmağını batırdığında hamur geri geliyorsa evet. İyi bir hamur demektir. Şöyle güzel bir hamur demektir bu. Hemen bunu streçleyip kenara alacağım.
Evet Canancığım, hamurumuzu teşledim. Şimdi hamurumu kenara alacağım ve iç harcımı hazırlamaya başlayacağım. Hemen şöyle kenara alıp hemen... İç harcımızda yarım kilo kuşbaşı etimiz var. Evet. Burek'te kuşbaşı harcı kıymada kullanılabiliyor. Ama kuşbaşı daha lezzetli oluyor. Eti daha böyle hissettiğimiz etin lokum gibi oldu. Lezzetini. Evet. Börek müthiş oluyor. Şöyle. O tabağı ben alayım. Tabii. Patates. Bir de patatesleri doğrama şekli de önemli. Küp küp kare şeklinde evet, doğruyoruz. Küçük küçük doğrayacağız onları. Soğanı da o şekilde. Herhangi bir rondodan geçirme işlemi yok. Üç malzeme birbirine çok güzel harmanlanacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Genelde bu ette biz eti çiğ olarak böreğe ekliyoruz ama kavuranlar da var. Sen kavuruyor musun? Ben ilk defa duydum. Çiğ olarak daha bir tercihim. Orijinalini yapalım dedik. Evet. Sen niye kavuruyorsun? Benim öyle hoşuma gidiyor. Daha çok seviyorum öyle kavurmuşunu. Hemen şöyle. Kıymayı da kavuruyorsun evet. Börekte eklerken. Kavuruyorum. O etin suyunu bırakıp çekmesini sağlıyorum ben. Sonra böreğe o etin suyu geçmesin diye. Çünkü eti kavurduğun zaman o hafif suyunu bırakıyor. O suyunu bıraktığı zaman, o suyunu çektiği zaman bana daha lezzetli geliyor et. Onun için ben kavuruyorum. Ben de alıştığım gibi isterim. Bu sefer bakalım senin dediğin evet. gibi yapalım. Bu sefer sen benimkini dene bakalım nasıl oluyormuş. Hadi bakalım. Masamızda da iki sebil. Sebil'i biliyorsun. Evet. Baş çarşıyanın, Saraybosna'nın başkentinin sembolü sebildir. Sebil Saraybosna'da buluşma noktasıdır. Herkes orada buluşur. Baş çarşıda nerede buluşacağız diye sorulmaz. Sebil'de buluşulur. Sebil'in önünde güvercinler vardır ve güvercinler üzerinize konarlar onlara yem verdiğinizde. Saraybosna baş çarşıya Osmanlı zamanında 16. yüzyılda kurulmuş ve Beylerbeyi Gazi Hüsrev Bey tarafından bütün baş çarşıyanın etrafı camilerle çevrili. Çok özel, tam bir Osmanlı şehri, Osmanlı mimarisi. Sebil'de de ahşap ve zarif bir mimari görebilirsiniz. Baş çarşıya zaten mükemmel bir yer. Halen günümüzde şeklini koruyor. Avusturya Macaristan'dan sonra baş çarşıyanın bittiği bölümden modern çarşıya geçiliyor. Her iki çarşı bir arada iç içe müthiş. Yani gezmediyseniz baş çarşıyı Sebil'i görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ki şöyle bir şey, bunu da herkese söylüyorum. Şu an önüme herhangi bir yerden iki bilet konulsa, Bosna, Saraybosna'dan veya dünyanın bir yerinden Saraybosna'nın biletini tercih ederim. Direkt de oradaki börekçilere koşarım. Memleket özlemi böyle bir şey olsa gerek. Evet, bugün memleket özlemimi almış olacaksın benden. Bir de bu baş çarşıya dedik. Çok özel hikayeleri var baş çarşıyanın. Oradan su içenlere şöyle deniliyor. Ya biriyle evleneceksin veya da bir şekilde Saraybosna'ya yolun tekrar düşecek. Tekrardan baş çarşıyı ziyaret edeceksin. Sebil'den su içenler tekrardan Saraybosna'yı ziyaret ediyorlar. Babam sağ taraftan içmiş. Böylelikle annemle evlenmiş. Annem Saraybosnalı. Çeşme bizim için çok özeldir. Saraybosna'da da çok meşhurdur. Gazi Hüsrev Bek Camii'nin avlusunda bulunuyor. Her taraf camilerle çevrili. Çok özel şehir dedik. Bezistanlar bulunuyor, medreseler bulunuyor. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden biri. Ki bu sebiller de çok meşhur. Aynı zamanda bu sebiller çeşme, Osmanlı zamanında çeşme olarak kullanılıyor. Novi Pazar'da var. Evet. Bir de Bursa'da kardeş şehir dediğimiz Bosna'yı Bursa'ya çok benzetiyoruz. Bursa ile benzerlikleri var. Kardeş şehir Bursa'da da Sebil bulunuyor. Çok güzel bir şeymiş. Ben de son patatesimi soyuyorum evet. ve doğrayacağım. İç harcımı. Sen de yeni Novi Pazar'a gittin, geldin. Evet. Orada Saraybosna'ya benzer Sebil bulunuyor. Nasıldı evet. Novi Pazar? Çok güzeldi. Akrabaları gördük, gezdik. Güzel, bayağı tarihi anıları olan bir memleketimiz. Şimdi ben son patatesimi de evet. doğruyorum. Hemen buradan küçük küçük doğrayacağım. Bitireceğim. Sonra hı-hı. istersen ben beklerken sen karabiberimi, tuzumu ekleyebilirsin. Tabii. Ekleyelim. Hemen. Karabiberi hem iç harcı olarak kullanıyoruz. Hem de
dışına biz böreği yerken karabiberi bandırarak yiyoruz. Onu mu? Fafaron dediğimiz paprika ile. Fafaron mükemmel bir şey. Sivri biber ama sivri biber kadar turşusu acı değil. Böyle kalın etli, çok güzel. Zaten Balkanların paprikaları ayrı bir lezzetli oluyor. Her böreğe paprika mezeleri bu kadar mı yakışıyor? Turşusu da ayrı ayrı güzel. Şu an bayağı ağzım sulandı, bir böreğin yanına fafaron çok güzel gider. Ben de hızlıca bitiriyorum. Canan'ın çok ağzı sulandı. Hemen börek aşamasına geçeceğim. Evet. Son parçamı bitiriyorum. Hemen diğer aşamaya geçeceğim. Gül böreği dedik. Gül böreği şeklinde olacak. Çok özel börek. Çok da börekçilerde bulunan bir çeşit değil. Yine börekçilerde var. Ama genellikle evde annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı börek. Evet, bu bir de has, özel evet, evlere has. Evde daha çok yapılan börek. Hemen ben börek satış çekeceğim. Amaçlı yapılan börekse kol böreği şeklinde oluyor. O da çok lezzetli oluyor. Aslında bir farkı yok, sadece şekil farklılığı var. Hemen şöyle bütün harcımızı da karıştırıyoruz. Ah, çok güzel, karabiberin kokusu geldi. İçerisinde yarım kilo kuşbaşı, 3 adet soğan, 3 adet patates ve tuz, karabiber bulunuyor. Çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Evet, güzel bir harcımız. Hemen ben güzel şimdi, bir aroması oldu. Hemen ben şimdi tereyağımı alıp eriteceğim. Evet. Ve hamur açmaya başlayacağız. Evet Canan'cığım, tereyağımı erittim. Şimdi sıvı yağımı da ekledim. Bu hazır, altını kapattım. Sen bunu hafif karıştır, çabuk soğusun. Ben de masanın boşaltmaya geçeyim. Sonra böreği açma aşamasına geçeceğiz. Evet Canan'cığım, ben masamı boşalttım. Hemen hamurumu alıyorum. Geldik en keyifli aşamasına, börek aşaması. Böreği açacağız bir güzelce. Biz börek açarken hep yuvarlak masa kullanıyoruz. Yuvarlak masa ve yuvarlak sofra bezi çok önemli detaylar. Bir de başlamadan önce bir ununu serpiştiriyorsun bu şekilde. Çok hafif dokunduruyorum çünkü hamurum güzel yumuşamış. Şu şekilde. Hamuru ne kadar bekletiyordun? O da sıcaklığına göre değişiyor. Mesela yarım saat olabilir, 20 dakika olabilir. Eğer soğuksa bir saate kadar çıkabilir bekletmek. Yaz, kışta mı fark ediyor tabii, durum? O da sıcaklığına var. Eğer soğuk odadaysa bir saate kadar bile bulur hamurun dinlenmesi. Ama eğer sıcak ortamdaysa 15-20 dakikaya hemen çabuk canım. O zaman yazın börek açmak daha kolay oluyor. Çünkü sıcak olduğu için hamur fazla beklemek. Bu şekilde. Evet. Biraz da bana da ver, ben de açayım Mehdi abla. Şu açma işlemine çok meraklıyım. Şöyle şöyle açılıyor değil mi? Evet. Peki bir şu yana, bir bu yana. Onu da yapabilirsin. Bir de sen bana söz vermiştin. Bir böreği sen benim yanımda hiçbir şeye dokunmadan ben yapacağım. Tamam, bir gün yaparsın. Evet. Çok güzel açılıyor değil mi? Evet. Şimdi bu hamurda şöyle bir şey var. Yani şu aşamaya geldiğimizde eğer ki iyi açılamıyorsa tereyağı, sıvı yağ karışımını çok, ekleyebiliyoruz. Evet, çok az, çok bir şey daha açacağız. Ondan sonra tereyağı. Yani diyelim ki ben hani açabildiğim kadar şu an açıyorum şu şekilde yine. Tamam. Değil mi? Evet. Çok da aynı yerden bastırmadan da hep hani böyle aynı yere doğru giderek. Sen hamuru da çevirebilirsin kendin döneceğine. Aynı şekilde hamuru da çevirebilirsin. Şu şekilde doğru diyorsun. Evet. Hamuru çevirmek de daha pratik bir yöntem. Aha, alışmışım bir o yana bir bu yana böyle çevirmektense kendim gidiyorum. Merdaneyle çok uğraşmak istemiyorsan hemen şöyle de alabilirsin. Şöyle eline tutup. Ha, o parmak işlemini bana gösterebilir misin? Hemen şöyle şu şekilde. Bu daha mı kolay bir yöntem? Daha çabuk açıyorsun. Daha çabuk büyüyor. Şöyle şöyle. Çabuk gibi çabuk mi? Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Aynen. Çabuk. Yapalım. Oh. Güzelce açılıyor yani, bir kopma falan kopmaz. Merdaneden daha çabuk. Evet, daha iyiymiş. Tamam, yeterli. Şu anda yağlayacağız. Bırakalım yeri. Çok güzel açtık. Evet. Yani hemen hemen masanın tam böyle ortasına çeyreği kadar diyebiliriz. Bir çeyreği kadar evet, açıyoruz. Hemen şöyle hafiften düzeltelim. Yağımızı ekliyoruz. Hemen şöyle. Evet. Bayağı yağ ekledin. Evet, bir 5-6 kaşık kadar ekledik. Sonra tekrar ekleyeceğiz. Daha az eklemek isteyenler de olabilir. Yani kaç kaşık ideal'dir? Açılmaz. Daha az eklersek böreğimiz açılmaz. O zaman hiçbir kıymet yok. Yani fazla yağ eklemekle böreğin
açılması tabii, ilişkili. Çok kuru bırakırsan fazla açamazsın hamurun. Biraz yağlı olması gerekiyor. Şu şekilde şöyle. Bizimkiler daha yağsız yapıyorlar ama bu tabii tercih meselesi. Evet Canan'cığım, hamurumu açtım. Şimdi iç harcımı alacağım. Evet. Bu küçük küçük yırtıklar hiç önemli değil. Onları hemen toparlarız. Şöyle kenardan başlayarak. Malzememiz de bayağı var. Bol bol ekleyeceğiz. Bol malzemeli börek tadına doyulmaz olacak. Sonrasında tekrardan diğer böreklerde olduğu gibi bu şekilde. Evet, evet. Sen tekrardan koparıyor musunuz? Yapabilirsin koparma işlemini sen. Kopartalım. Şöyle bütün hani hepsini kapatma usulü değil de kapatması da bir parça şu şekilde alıp sarıyoruz. Yine aynı şekilde bir parçasını aldık, biraz yırtıyoruz. Tekrardan kapatıyoruz. Kapatmamız bu şekilde oluyor. Sonra kıvrılma aşamasına geleceğiz. Diğer kol böreklerini de büyük tepsilerde yaptığımızda iki hamur gerekebiliyor. Veya siz daha fazla sayıda yapmak isterseniz böreği de iki katına çıkıyoruz malzemede. Bu küçük bir tepside 5-6 kadar gül böreği, yani 5-6 kişilik olacak diye düşünüyorum. Aşağı yukarı öyle olur. Hemen yağımı alacağım. Çok hafif daha kenarlarını yağlayacağım. Kenarları yağlamazsak bütünleşmez. Ya, bir yağlama arzuya bağlı bir şey. Ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Katlar yapışmıyor. Hani acaba dedim yeteri kadar yağı var eklemesek olur mu? Yok, o kadar çok yağlı olmuyor aslında. Piştiği zaman da göreceksin. Hı hı. Sadece katların yapışmamasını sağlıyor bu şekilde. Evet. Tamam. Güzel güzel bu şekilde. Hemen şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Böyle. Artık böreğimizi sarıyoruz. Hemen şöyle çok hafif çeke çeke. Şu açıklıkların olması problem değil. Zaten kapanmış kapatacağım ben. Oluyor. İstersen ben ilkini kapatayım. Sen arkamdan devam edersin. Tamam. Toplayalım öyle. Başıma gel. Gel sen buradan devam et. Ben onları kapatayım. Burayı kıymalı tercih edenler de bulunuyor. Kuşbaşı şeklinde de olabiliyor. Bizim tercihimiz genelde kuşbaşı. Kıymalı biraz daha ağır olabiliyor. Yani hazımsızlık yaratabiliyor kıyma. Kuşbaşı daha rahat tüketiliyor. Bu yüzden dana etinin kontrfile antrikot bölümünden tercih ediliyor kuşbaşı eti. Orta yağlı olması önemli mi? Yani yağsız etten mi yapılır? Çok az yağlı olması daha iyi, fazla değil. Hafif yağlı olması daha iyi bizim için. Evet, çok da yağsız et de olmuyor. Yani lezzetini veremiyor. Piştiği zaman kuru kaldığı için tam etin lezzetini alamıyorsun. Ki hele ki seninle yaparken konuşuyorduk. Oranın etleri ayrı bir lezzetli oluyor. Evet, hemen şöyle. Evet, çok güzel. Şey yaptım hafiften. Şimdi tekrar ortaları açmaya başlayacağım. Bu şekilde. Tekrardan açıyoruz. Sebebi ne tekrardan açmanın? Orta hamurumuz şu anda kalın. Ortayı incelteceğiz. Evet. Şimdi böyle çeke çeke. Orta kalın kalmış yani. Şunlar onu özellikle daha kenarlarını önce incelttik. Şimdi onu inceltip tekrar onu alacağız. Evet. Öyle. Yine yırtmadık. Çok iyiyiz, yırtmadık. Yırtmadık. Hemen şöyle. Yırtmadık. Böreği yırtmadan devam ediyoruz. Şöyle. O ben değilim. Bir de böyle böyle yapılıyor ya, onun sebebi daha böyle malzemeler birbirine geçsin diye mi? Yok, şu anda mesela hamurumuzun şu kısmı mesela daha ince, şu kısmı biraz daha kalın. Hemen evet, şöyle eşitliyoruz, gördüğün gibi aynı boyda geliyor. Yani ince olursa evet, daha fazla çıkar. Daha fazla çıkar değil, daha lezzetli olur. Ben ince hemen tepsimi getiriyorum, hemen devam edeceğiz. Evet Canancığım, ben tepsimi getirdim. Evet. Hemen şöyle tereyağımı da alıp şöyle ortasını hafiften yağlayacağım. Hatta ışık daha atacağım. Şöyle yağımızı gezdiriyorsun. Evet. Hemen şöyle alacağım. Mesela bu tepsinin de özelliği önemli. Bakır tepside pişen börekler
bir tık ayrı lezzetli oluyor. Tabii ki. Bakın diyor ayrı bir tat. Hemen şunu mesela göz kararı şu kadar büyüklükte yapacağım ben. Evet. Hemen şöyle kopartıyorum ve şöyle. Yuvarlak. Hemen gül yapıyorum. İsteyenler biraz daha büyük de gülleri yapabilirler. Aynı şu şekilde yapanlar da bulunuyor. Çok azıcık incelteceğim şöyle. Şöyle. Daha uzunlamasına şeklinde. Şöyle. Senin dediğin. Aynen. Onlar börekçi usulü. Evet, evet. Börekçi usulü. Bu şekilde de oluyor. Senin. Ama benim tercihim gül böreği. Hemen çevirelim. Şöyle yapalım. Evet. O biraz büyük oldu. Büyük porsiyon. Hemen şöyle eşitleyelim. Tabii. Şöyle hemen. Parçaladığında bir kapatıyor musun peki? Ucunu şöyle hafif eline sıktığın zaman zaten o kapatıyor. Malzemeleri dökülmesin evet, diye. Evet, sadece şöyle hafif çekiyorsun. Yağladığın evet. Tepsiye tekrar koyuyorsun. Kenarına koyuyorsun açtığın yeri. Açtığın yeri kenara aldığın zaman bir daha açılması olmuyor. Hı hı. Hemen şöyle tekrar. Bayağı da çıkacakmış. Ben bir 5-6 adet diyordum ama. Çok küçük koparttın. Evet, bu da küçük parça olsun. O kalsın olsun. Kenara bir yere sıkıştırırız. Ortada. Bu tam ortalık. O iki kat yetmez oraya. Evet. Biraz öyle sıyırca. Koydum. Hemen şöyle hafif inceltelim. Tamam. Şöyle. Hemen şöyle tekrar. Evet. Ve, tamam artık şunları da şöyle alalım. Tamam. İyi miyiz? Hemen şimdi... Burada peki şu küçük parçaları ortaya mı alalım? Nasıl dersin? Yok gerekmiyor. Hemen şimdi tekrar üstünü yağlayacağım. Şöyle bir gösterelim. Böreğimiz bu şekilde. Pişmeye hazır. Hemen şimdi ben kaşığı çıkartacağım. Ve elimle şöyle hepsini. Hem içinde yağ vardı, hem tepsisinde, hem dışında pişerken tabii mecbur olacak. Sonra piştikten sonra da hiç yağ kalmayacak içinde. Çünkü hamurumuz fazla yağlı değil. Evet. Öyle görüntü olarak gözüküyor. Zaten tereyağı böreklere çok yakışıyor. Mis gibi tereyağlı börek boşuna demiyorlar. İnanılmaz bir lezzet katıyor. Hemen şöyle. Evet. Harika. Şimdi böreğimizi fırına kaç dakika veriyoruz? Aşağı yukarı bir 45 dakika. Kaç 200 derece? Derecede. Bizim için yeterli olacak. Peki şöyle bir şey var mı? 180'den 200'e çıkıp daha sonrası. Yok gibi. Aslında önceden aynı ayarda. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 45 dakika. Etler çiğ olduğu için belki 50 dakikaya da çıkabilir. Bakarız. Evet. Bakalım nasıl lezzetli 45 dakika olacak. İçin çok sabırsızlanıyorum. Hemen fırına atalım ve devam Hadi. Edelim. Evet Canancığım, böreğimiz pişti. Hemen şöyle böreğimizi alalım. Evet Canancığım, böreğimiz geldi gördüğün gibi. Evet Mehdi abla, çok hızlı getirdin ki biliyorsun ben de seni çok paniklettirdim. Çok heyecanlıyım bu börek için. Yok böyle bir lezzet. Kokusu zaten şu anda her tarafı sardı. Evet, güzel. Yani evde börek pişti mi anlaşılıyor. Bir de zaten görüntüsünden belli çıtır çıtır oldu. Tam bir test yapma aşamasındayız şu anda. Hemen şöyle altımız da güzel kızarmış gördüğün gibi. Harika, daha ne olsun. Bir de biz böreğin yanında şöyle bir ayran tüketiyoruz. Yogurt diyoruz. Evet. Daha böyle koyu bir ayran bir oluyor. Bir tık daha koyu. Böreklere çok yakışıyor. Hemen ben şöyle ortayı sana tadım Başlayalım. İçin vereyim. Ve Hadi buyur. Beraber deneyelim. Yok çünkü... sen tat bakalım nasıl oldu. Yok. Sen daha çok özlem gidermen için. Yok ben özellikle senin de denemeni istiyorum. Sen başla. Börek yaparken de. Daha böyle eti kavuruyorsun. Bu evet. Sefer çiğ etle yaptık iç harcında. Evet. Bakalım nasıl olmuş olacak. Hadi bakalım nasıl. Genelde böyle biz boşnaklar börek yerken elle yiyoruz. Affola şimdiden ben bu orijinalliği bozmak istemiyorum. Elimle aldım. Hemen şöyle. Rahmetli anneannemin böreği gibi börek olmuş. Afiyet olsun. Ya şu an tüylerim diken diken. Bu böreği, mekana cennet olsun. Evet, bu böreğe ben olumlu olumsuz hiçbir yorum yapamam. Gerçekten beni onun böreğin, onun yapmış olduğu böreğe götürdün. En sevdiğim tarifi yapmışsın. Ben yemelere doyamayacağım bu böreği. Afiyet Kapanış olsun. Senden. Ben yemeye devam edeceğim. Ne güzel, kendi yöremizin ve meşhur... Evet.
Burek olarak adı geçen Bosnalı kuşbaşı patatesli böreğimizi yaptık. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.